Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Apple Watch SE, bir diğer deyişle Apple Watch SE modelinin kutu açılışını yapıyor olacağız. Aynı zamanda diğer modellerle arasındaki farklar neler, bunlara değiniyor olacağız. Almaya değer mi, fiyat performans canavarı mı? Sizlerin de aklınızdaki soru işaretlerine faydalı olması açısından bu videoyu çekiyorum. Umarım faydalı bulursunuz. Eğer faydalı bulursanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, hazırsanız yavaş yavaş kutu açılışına geçelim. Kutu tasarımımız Apple markası, aslında biliyorsunuz ki birçok cihazından şarj aletini çıkarttı, iPhone'larda olduğu gibi. Bu noktada çevreci yaklaşımından dolayı yaptığını söyledi bunları. Ve şöyle ki baktığımızda bizi büyük bir, yani bir saat için büyük bir kutu karşılıyor. Onun dışında kutumuzun arkasında iki tane kulakçık var. Buralardan açılıyor kutumuz şu şekilde. Ve kutu iç tasarımı şu şekilde, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle Apple Watch logoları var diyeyim. Resimleri var içerisinde. Onun dışında kutunun içerisinden bizi iki tane daha kutu karşılıyor. Bunlardan bir tanesi sanırım cihazın olduğu kutu. Yani saatimizin kadranın olduğu kutu. Bu da saatimizin kayışının olduğu kutu. Yavaş yavaş ilk önce saatimizin olduğu, yani kadranın olduğu kutuyu açıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde tutayım. Şurada saat var. Burada da Apple'ın kitapçıkları. Hani çevreci Apple'ın kitapçıkları. Ve burada şarj aletimiz var. Manyetik şarj aletimiz. Bu noktada kutunun içerisinden tabii ki adaptör çıkmıyor. Apple'ın politikasından dolayı. Burada da saatimizin kadranı mevcut. Onu da çıkartayım, sizlere göstereyim. Evet, açalım. Şu şekilde bir korumayla geliyor üzerlerinde. Tüm Apple ürünlerinde olduğu gibi. Evet, kadranımız bu şekilde. Yani cihazımız bu. Ve diğer kutunun içerisinden de kayışlarımız çıkıyor. Ben beyaz rengini tercih etmiştim. Bakalım açabilirsem eğer. Evet. Bu kutunun içerisinde de bizleri small ve medium ve medium ve large olmak üzere iki tane kayış karşılıyor. Bir tanesi zaten saatin bağlı olduğu ana kayış. Diğerleri de kendi kol ölçümüze göre belirleyeceğimiz kayışlar. Bu noktada ben small ve medium'u kullanıyor olacağım. Bu videoda bu arada saatin kurulumunu yapmayacağım. Çünkü kurulumu gerçekten uzun sürüyor. Ben sadece bu modeli neden aldığımı ve diğer modellerle arasındaki farklar neler, hani sizin de kafanızda soru işaretleri varsa bunları çözümlemeniz açısından, yardımcı olması açısından çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu arada ben 40 milimlik modelini tercih ettim. Apple Watch SE'nin 44 milimlik modeli de mevcut. Kayışımı takıyorum saatimi. Evet. Bu arada bu kayışı çıkartırken dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle yakın açıdan da göstereyim. Şurada bir düğme var. Kayışı çıkartırken bu düğmelere basarak çıkarmanız gerekiyor. Aksi takdirde kayışınızı kopartabilirsiniz. Aman dikkat edin. Evet arkadaşlar, saatimiz bu şekilde. Saatin sol kısmında 2 adet hoparlör çıkışı, sağ kısmında kontrol tuşlarımız ve mikrofon çıkışımız yer alıyor. Sesli görüşmelerimizi yapabildiğimiz için. Alt tarafında da burada bizim hani sağlıkla alakalı işte kalp ritmimizi ölçen, işte uykumuzu ölçen sensörler yer alıyor. Sensör teknolojisinden birazdan bahsediyor olacağım. Saati koluma takayım. Merak ediyorum nasıl duracak. Daha ilk kez takıyorum. Takamıyorum. Evet. Videoyu da o ayakta çekmek zormuş. Oturarak çekmek daha kolay olurmuş gerçekten. Evet. Saatimiz bu şekilde. Biraz önce de bahsettiğim gibi burada saatin kurulumunu yapmayacağım. Çünkü zaten saatin kurulumu basit ama biraz uzun sürüyor. Kendinize göre, çünkü kişiselleştiriyorsunuz saati. Bu noktada sizi bu videoda sıkmak istemiyorum. Ben diğer modellerle karşılaştırmasına geçiyorum. Ve sizler için de aklınızdaki soru işaretlerini gidermesi açısından
teker teker hangi özellikten dolayı bu saati tercih ettiğimi açıklıyor olacağım. SE diğer modellerde de olduğu gibi 40 mm ve 44 mm'lik iki modelde karşınıza çıkıyor. Bu noktada OLED ekrana sahip diğer modeller gibi ve 1000 nitlik bir parlaklığı var. Ancak Apple Watch SE'de sadece her zaman açık bir ekran yok. Bu noktada kolunuzu kaldırdığınızda saatin ekranı aktif hale geliyor ve saate bakabiliyorsunuz. Ama Apple Watch 6, 6. nesil ve 5. nesilde de bu her zaman açık ekran olarak karşınıza Bunun çıkıyor. dışında Icon X camla birlikte geliyor modelimiz. Diğer 6. ve 5. nesil modellerde bu sadece alüminyum kasalarda mevcut. Dokunsal geri bildirim var. Onun dışında yere düşmemizi algılıyor. Uyku takibi yapabiliyoruz. Gerçi bu uyku takibi Watch OS yani yeni gelen güncelleme ile birlikte gelen bir kontrol sistemi. Kadınlar için döngü takip sistemi var. Yani kadınlar için bence faydalı olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında nefes takip veya bu kalp ritmimizle alakalı düşme, alçalma gibi durumlar olduğu zaman uyarı sistemi mevcut. Hani düzensiz bir ritim tespit ettiğinde saat sizi uyarıyor. Ayrıca herhangi bir kaza geçirdiğinizde, bayıldığınızda veya yere düştüğünüzde direkt olarak acil olarak bir acil yardım kuruluşuna veya belirlemiş olduğunuz kişilere saat o anda mesaj gönderiyor. Anlatabileceğim başka yani ilk özellik aslında diğer modellerden ayırırsak her zaman açık ekran teknolojisi yok. Yani dezavantaj olarak bunu düşünebiliriz. Bunun dışında bu modelde diğer iki modelde olan yani Apple Watch 5. nesil ve 6. nesilde olan EKG teknolojisi yer almıyor. Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip dijital crown mevcut. Bu bütün modellerde mevcut. Onun dışında ikinci nesil optik kalp sensörü mevcut. Diğer modellerde bu elektriksel kalp sensörüyle karşınıza çıkıyor. Daha üstün bir sensör 5 ve 6. nesillerde bulunan. Ancak ikinci nesil optik kalp sensörü de baktığımız zaman Apple Watch SE için yapılmış olan bir sensör ve gerçekten çok iyi çalıştığı yapılan incelemelerde önümüze çıkıyor. Bunun dışında yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimi ve düzensiz kalp ritmi uyarıları, bildirimleri gönderiyor bizlere. Acil SOS ve düşme algılama sistemi mevcut. Bu noktada herhangi bir yerde düşerseniz veya bayılırsanız, kaza geçirirseniz saatiniz acil durumlarla ilgili SOS olarak yani acil yardım kurumlarına veya yakınlarınıza direkt olarak haber verebiliyor. Şöyle ki su altında yani çoğumuz su altında çalışıyor mu diye merak ediyoruz. 50 metreye kadar saatiniz suya dayanıklı. Bunun dışında suyla temas ettikten sonra biliyorsunuz burada birçok çıkışı var saatimizin. Bu işte mikrofon, hoparlör. Bu noktada bunu temizlemek için içerisinde bir uygulama var. Saatin içerisinde yani açık yüzeyinde kalan, açık yüzeylerinden giren suyu temizleyen bir uygulaması mevcut. Bununla birlikte hoparlördeki cızırtılar da giderilmiş oluyor. Bu noktada saatimiz aslında daha kaliteli bir kullanım sunuyor bizlere. Su altında kullansak dahi. Bunun dışında 32 GB'lık bir kapasiteyle geliyor saatimiz. Bu noktada fiyat olarak ben sizlere şu anda göreceğiniz ekranda da zaten bütün modellerin Apple'ın sitesindeki karşılaştırmaları ve aralarındaki farklar yazıyor. Baktığınız zaman fiyat olarak Apple Watch SE modeli gerçekten uygun bir fiyatla geliyor karşımıza. 5. nesil Apple Watch'lar 3100 lira bandında. 6. nesil Apple Watch'lar 3700-3800 lira bandında. Bu 44 milim 40 milimlik seçeneklere göre fiyatlar artabiliyor. Ben şu anda sizlere sadece baz fiyatları söylüyorum. Ve Apple Watch SE ise karşımıza gayet uygun bir fiyatta 2700 lira diyelim düz olarak 2700 liralık bir etiket fiyatıyla geliyor. Ve bizlere
aslında çok da kullanmamış olduğumuz işte EKG olur, her zaman açık ekran olur gibi özellikler dışında birçok özelliği aslında sunuyor. Ben o yüzden bu modeli tercih ettim. Evet arkadaşlar, kutu açılışımızı ve diğer modellerle karşılaştırmamızı yaptık. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda eğer sorunuz varsa yorum yapmayı mutlaka unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Thank you.